merhaba Herkese akşamlar Kozal günlük grafik şimdi e, Aslında biraz önce başladım videoda e, söylemem gereken birkaç şey söyledim O yüzden tekrar çekiyorum Kozal videosunu şimdi bu videoyu sonuna kadar videoların sonuna kadar izlenmiyor onu biliyorum yani kimse açıyor on, Birinci dakikada kapıyor ikinci dakikada kapıyor ama Ya da kimisi sadece teknik Kısma bakıp kapatıyor Ricaım var e, şu videoyu sonuna kadar izleyin e, faydalanırsınız yani söyleyeceğim teknik analiz babında söyleyeceğim birkaç şeyden faydalanırsınız şimdi e, ben kozalı çok yeni yaptım ayın 4'ünde onu bir söyleyeyim yani normalde dönüp bakmam 4 Şubat'ta e, şu mumdayken e, bir videosunu yaptım direnci vardı 128 direnci kırdı yürüdü 145'e İki tane abone e, demiş ki yani çok ısrar baktım iki kişi de e, aynı şeyi yazınca dedim bir şey mi oldu kozalda bir bakayım o yüzden şöyle söyleyeyim e, bakın Tekrar söylüyorum, rica ediyorum sonuna kadar dinleyin videoyu. Burada çünkü teknik analizden öte bir şey söyleyeceğim. Bu kanalı ben açtığımdan beri seviyeleri söylerken, mumları söylerken e, sebebiyle söylüyorum çoğu zaman. Yani sebebini söylemeye çalışıyorum. E, eskiden çok fazla şey yapıyordum. Mum formasyonlarla ilgili konuşuyordum. Onu bıraktım. Çünkü o bir beklenti yaratıyor herkeste bu sefer. Çünkü mum formasyonu %70-75 tutarlılığı var. E ben söylüyorum bazen tutuyor bazen tutmuyor. Çoğunda tutunca bu formasyonlar şey yapılıyor. Herkes bu sefer oradan bir şey soruyor. Ona göre o başka bir yere gittiği için formasyonları çoğu zaman söylemiyorum. Çok nadir söylüyorum. Şimdi bu formasyonu diyoruz ki biz kuyruklu yıldız. Bakın şu formasyonun adı kuyruklu yıldız. Nerede görülür? Dik akımların Bakın tekrar söyleyeyim. Dik akımların tepesinde görülür. Yatayda da gözükür. Yatayda bunu otomatik söyleyen sitelere bakarsanız hani otomatik gösterenler var. Bugün bu formasyonu var diye. O sitelere bakarsanız orada gözükür ama hiçbir işe yaramazlar. Çünkü yatayda ne işi var? E, kuyruklu yıldızın. O şey olursa şeklen benzer. Hiçbir önem olmaz yani. Biz onu orada kuyruklu yıldız ben kendi adıma söylüyorum. Bir teknik analiz yapan biri olarak saymam. Bir etkisi yoktur. Şimdi Kozal'da dik bir akım var. Dik bir akımda kuyruklu yıldız. Nerede olmuş aynısı? Sol tarafa bakın basit. Tarihçilik gibi bu. Bir taraftan. Şurada olmuş. Ne yapmış? Düzeltmeye girmiş. E bunu bilmiyoruz. Girer mi? Şimdi formasyon tutarlı %70 civardır. Aşağı yukarı Türkiye borsalarında. biz borsalarında yüzde %70-75 civarlı formasyon tutarlı vardır. Tekrar söylüyorum. Bazen olur bazen olmayabilir. Şurada olmuş yine dik bir akımdan sonra düzeltme olmuş mu? Olmamış. Ama bir yataydık sağlamış arkasından. Tekrar bir yataya girmiş hisse. Daha şimdi arasak buluruz. Bakın şurası da şurada sayılmaz. Kuyruklu hız olmaz böyle. Yani düşen akım içinde kuyruklu hızın ne işi var değil mi? Öyle bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> yani arkaya gitsek daha buluruz. Mesela şurada var. Yine kuyruklu yıldız benzeri. Bilmiyorum. Çok küçülttüm ekranı ama. Şöyle bir açayım. Dört tane gördük. E, neredeydi o? Ha şurada. Yine yani bunu da bir kuyruklu yıldıza. E yani biraz hayal gücümüzü zorlarsak bunu da bir kuyruklu yıldız olarak düşünebiliriz. Çünkü onun şu anda e, bakmıyorum ama ölçüsü var. E, onu da söyleyeyim. E, orada da bir düzeltmeye neden olmuş. Arka arkaya. Yani dört tane baktık. Üç tanesinde ne dedim demin yüzde yetmiş Aşağı yukarı yetmiş yetmiş beş tutarlı. Dört tane baktık. Üç tanesinde gayet tutarlı olmuş aşağı yukarı. Şimdi bu bir kuyruklu yıldız mı? Değil. Yani bu çok yüksek bir akım değil ki bunu kuyruklu yıldıza koyalım. O sınıfı almıyor, almıyoruz yani. Bu mumlardan sonra bir ihtimal. Dediğim gibi yüzde iki buçuk luk bir mum görünme ihtimali var. Yüzde yüz mü? Tekrar söylüyorum değil. Yani şu mum bu akımın komple bittiğini söylemiyor bize. Bu bir. İkincisi. Yine kanalı açtığımdan beri hep bir şey söyledim. Dedim ki 50 gün bir mıknatıstır. Fiyatlar 50 günün. Şu sarı olan 50 gün ortalaması. Fiyatlar 50 günün üst etrafında döner. Bu ne demek etrafında döner? Çok basit. Çok yukarı giderse fiyat iki ihtimal vardır. Ya aşağı yönlü düzeltme yapar. 50 güne bir yerde yakınlaşır. İlle gelecek diye bir şey yok 50 güne. Yani 50 gün 101 lirada. Gelir demiyorum. Ama yakınına doğru inebilir biraz. İkinci ihtimal sağa yayılır. Şurada olduğu gibi. Bakın sağa yayılır. O sırada da 50 gün kalkar. Fiyatlara yaklaşır. Burada nasıl olmuş? Sağa yayılmış daha çok. Bu bir düşüş akımı değil. Düzeltme akımı. Sonuçta 8 gün ortalaması bile kıramıyor. Şu akımdan bahsediyorum. Şuradaki akımdan. O biraz oyalanmış. Oyalanırken de 50 gün yukarı doğru gelmiş. Bir daha yaklaşmış. Bir daha yaklaşınca da bu çok görülen. Çok sık görülen. En sık görülen şeylerden bir tanesi. Tekrar yukarı doğru gitmiş. Yani burada ilk geldiği noktada 50 gün 80'miş. Oradaki mumun kapanışı 120 civarı falanmış aşağı yukarı. Yani %50 aralığında bir fark varmış. <laughs> Dolayısıyla bunu niye söylüyorum? Şimdi his bunları anlatıyorum ki şunu bilin. Bir hisse senedi alıyorsanız risk alıyorsunuz. Bakın risk tekrar söylüyorum. Risk alıyorsunuz çünkü onun yukarı gidip gitmeyeceğini bilemezsiniz bunu alırken. Ama şunu yapabilirsiniz. Madem bir risk satın alıyorum o zaman grafiğin neresindeyim yani neresinde alıyorum bu riski çok mu ayrıyım 8 gün mesela 8 günde bu mıknatıs kendi çapında 20 günde kendi çapında mı mıknatıs İkisi de mıknatıs yani 8 günden çok ayrılan bir hissede hele ki RSI çok yüksek değerlerde ise ee, mesela dün dünden bir örneğini vereyim Vestel 5 gününden de çok ayrıydı Vestel bir arkadaş yorumlara yazmış demiş ki ya işte Vestel'i açığa satmış mı ne yapmış bir şey yapmış e, tam emin değilim. E, hatırlamıyorum şimdi. VIP'tan satmış. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte Vestel'i şöyle yaptım. E, bu yukarı gidiyor. Yaptığımdan beri. E şimdi dedim ki dün West'e dedim muhtemelen bir düzeltme gelme ihtimali olabilir dedim yarın için. Büyük bir düzeltme olmadı. eksi -0.1 falan kapattıydı ya da 0.50 falan kapattı yani öyle bir düzeltme olmadı. Ama bir yükselişi e, şimdi 5 günden çok ayrı. E, şimdi buna parayı bakan da veren de bakıyor grafiğine dolayısıyla bu etkiden bahsediyorum. Bazen yükselişi durdurabilir bu kadar ayrı koşmak. Ama sağa yayılır. Bakın tekrar söylüyorum ama geri gelir. Bunu bilmenin ihtimali var mı? Maalesef yok ihtimali. Genellikle şöyle olur yalnız. Şuradaki gibi daha yukarısını arzulayan hisselerde. Bakın bu çok önemli. Ben buna bir şey diyorum. Yukarıda soğuma diyorum buna. Yukarıda soğuyor ise. Soğurken hala 8 günün üstünde şu kırmızı olan 8 gün ortalaması. Bakın hala 8 günün üstünde. En kötü günde de 20 gün desteğini almış zaten. Ee, oraya açılışta gelip yukarıda kapatmış. Gene 8 günün içine dönmüş. Yukarıda soğuma alanı. Yukarıda soğuyor ve tekrar artan hacimlerle tekrar yukarı yönlü harekete başlıyor. Dolayısıyla e, yani burada panik yapılacak bir şey var mı derseniz yok. Düzeltme olur mu? İhtimal dahilinde. Her zaman ihtimal dahilindedir, ama 127 buçuk, 128 diyelim biz buna, 128 en kısa vadede ve 120 lira. Dikkat edin, iki tane seviye söylüyorum. Bu iki seviye, bu iki seviye kırmızı ve mavi olan bozulmadan her yapacağı her hareket düzeltme sınırları içerisinde kalır. Bozulursa, yani bozulursa, o zaman aşağıda 110 var. Destek olarak. Daha önce iki kere çalışan bir destek. 110 lira seviyesi de. Yukarıda nereye gider? İşte onu bilmek söylüyorum. Mümkün değil. Bunu soruyorlar ama niye soruyorlar bilmiyorum. Ee, keşke bilseydim. Bilseydim. E ee, Bu bilgiyi herhalde e, YouTube'dan paylaşmaz. Çok büyük ihtimal çok yüksek meblalara satardın. <laughs> Böyle bir bilgin tam olarak nereye gideceğini bilsem. Ama şunu söyleyebiliriz. 128'in üstünde kaldıkça fiyatlar Kozal'da. Şimdi Fibonacci, Elliot kısmına falan girmiyorum. Yani Elliot zaten hani bir, bir iki kere kanalda bilgi için paylaştım. Çok tartışmalı da bir konudur Elliot dalga analizi. Oraya girmiyorum. Ama çok basit bir, çok görülen bir şey olarak Fibonacci düzeltme seviyelerinde bir sonraki direncin 158.9 olduğunu gösteriyor bize. Bakın 158 lira 90 kuruş bir sonraki direnç olduğunu gösteriyor. Şöyle onu da bir de 1.272'sini koyalım. Çok direnç, büyük dirençtir geldi. 1.272'ler de çalışıyor çünkü. Diğer bir direncinde 141 lira 90 kuruş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 141'in üstüne attığı zaman, 142'nin üstüne attığı zaman atar mı bilmiyorum. Doğrudan 158 lira 90 kuruş seviyesi doğal olarak yani bir Fibonacci düzeltme seviyelerine göre gelmesi beklenir. Yani bir direnç kırılır. Bu da çok basit bir beklenti. Bir direnci kırarsak. Bakın 141.90 ya da doğrudan şey alın. 145'i alın. Oraya gelmiş. Hadi 141.90'ı da boş verin. Bir direnci kırarsak önümüzde bir sonraki direnç vardır. Bir desteği kırarsak altımızda bir sonraki destek vardır. Teknik analiz çok basit şeylere dayanır. Çok karmaşık şeylere dayanmaz. Bunu defalarca söyledim. Dolayısıyla durum budur. Daha önce Tabii çok sıcak bir alandaydı. Gördüğünüz gibi 89-90 RSI. Yani 90 RSI Kozal'ın zaten daha önceki şeyinde tarihinde olmayan bir RSI seviyesi. Oradan gevşedi. Şu anda 72 RSI'da. Yani tabi sıcak bir bölge. Aşırı 70'in üstü aşırı alım bölgesi. Bunu hep söylüyoruz. 70'in üstündeyseniz burası aşırı alım bölgesidir. Her zaman bir satıcı gelmeye yakın bir bölgedir. Ama gel 3 gün sonra gelir ama 5 gün sonra gelir. Ben onu bilemem ama şu anda her şey yukarı bir hareket gösteriyor. Kozalda yani Aresay kendi ortalamasının üstünde mekli tekrar yukarı yönlü bir kesişim yapmış. Dolayısıyla yukarı bir hareketi onaylıyor. Bunun dışında bilebileceğim ya söyleyebileceğim hiçbir şey yok maalesef. Genellikle teknik analiz bunların üstüne bakıyoruz. Ben yani dediğim gibi hani yarını bir saniye sonra yarını bırakın bir saniye sonrayı bilemem. Sadece var olan seviyeler üstüne strateji kurabilirim. Bunun dışında da zaten kimse hiçbir şey yapamaz. E, kim bilir yani bir ise yürütecek kadar paranız varsa ki var borsada öyle insanlar. Bazen kamuoyu aydınlatma platformunda duyarsınız isimlerini işte. Atarlar şu hissenin %6'sını benim oldu %10'u benim oldu diye mecburi bildirimler yaparlar. İşte o bilirse bir hissenin nereye gideceğini o arkadaşlar bilir. Çünkü paraları çok. Yani girdikleri zaman kaldırıyorlar. Herkese iyi akşamlar.